DPS yapılarında olup bitenler konusunda endişeliyim ve endişeyle size sesleniyorum. Uzun bir süre boyunca kendimi bilinçli olarak izole ettim ve bu nedenle DPS'nin canlı hale gelen ve canlanan kolektif yapısını gerçekleştirmek için daha fazla zamana ihtiyacım vardı. DPS kurumsal, ücretli bir parti organizasyonuna dönüşmek üzere. Finansmansız siyaset yapılmaz biliyorum ama kritik bir sınır var ki o sınırın aşılması bizi başka bir siyasal niteliğe dönüştürüyor. Çünkü piyasa demokrasisinin çıkarları, demokrasinin geleneksel değerlerini yiyor. Maalesef bu, tüm siyasi güçlerin özelliğidir. Sevgili dostlar ve ortaklar, dünya gözlerimizin önünde değişiyor. Jeopolitik bağlamın dinamikleri, ulusal çıkarların, ulusal güvenliğin ve ulusal egemenliğin korunmasına yönelik yeni bir meydan okumadır. Küreselleşmenin ulus devletlerin ve ulusal kimliklerin beklentileriyle uzun vadeli bir yüzleşmesinin eşiğindeyiz. Bu eğilimin eski imparatorlukların nüfuz alanlarını yeniden tesis etme girişimleriyle birleşmesi ve ancak siyasi dünyamızın meşru çok kutuplu bir dünyaya dönüştürülmesiyle ve elbette aralarında kontrollü bir denge bulunmasıyla sona ermesi muhtemeldir. Eski ve yeni harika bunu her zaman fark edemememiz travmatik. Demokrasi tanımı gereği çok partilidir. Etnodini kimlikler de dahil olmak üzere vatandaşların hak ve özgürlüklerinin korunması ve geliştirilmesi ve daha yüksek bir insani yaşam standardına yönelik varoluşsal ihtiyaç, liberal demokratik toplum sisteminin temel değerlerinin önemli bir parçasıdır. Sivil toplumun durumu, ülkenin gerçek seçmen topluluğunu temsil eden aktif vatandaşların değişime yönelik güçlü tutumları tarafından belirlenmektedir. Bu nedenle çeşitli partilerin parti idari yapılarının halkın sorunlarını nasıl ve ne ölçüde çözdüğü büyük önem taşıyor. Parti yapıları ile aktif yurttaşlar arasındaki canlı ilişki kendi kendine akış üzerine kuruluysa, bu, ayrılma ve değişim ve yenilenme ihtiyacı açısından çok ciddi bir siyasi sendromdur. Bu nedenle acil olarak şunu öneriyorum. 1. DPS'nin geleneksel alanlarında organizasyonun istikrara kavuşturulması ve 2. Parti yapısının geleneksel olmayan alanlarda genişletilmesi. DPS'nin gelecekteki gelişimi için bir çözüm bulmak için dikkatinize bir formül sunuyorum. Bu durumda bir çıkış yolu bulmanın anahtarı ancak Sayın Dalyan Peyevski ve Dr. Cevdet Çakarov'un eş başkanlığındadır. Dr. Cevdet Çakarov öncelikle geleneksel alanlarımızdan, Türkiye Cumhuriyeti ile ve liberal oluşumlarla olan iyi komşuluk ilişkilerimizden sorumlu olmalıdır. Çünkü kendisi 14 yıl boyunca Liberal Enternasyonal'in büro üyesi ve başkan yardımcısıydı. Ardı ardına 9 dönem. Sayın Dalyan Peyevski, siyasette halkın ve devletin sorunlarını pragmatik bir şekilde çözme konusunda doğuştan gelen bir içgüdüye sahip yeni nesil teknokratların temsilcisidir. Kısa sürede milletvekili olarak ortaya çıktı ve kendisini bu yönde geliştirmeye devam etmesi olumlu olacaktır. Partisinin öncelikli olarak DPS'nin seçmenlerdeki varlığını genişletmeye odaklanma kararlılığından bahsediyorum. Benim bu tandemin nedenleri arasında rekabet ilkesi değil, karşılıklı tamamlayıcılık ilkesi yatmaktadır. Çünkü iki keskin taş un öğütmez. Ve toplum, en acil sıcak sorunlarına hızlı ve etkili bir çözüm beklemektedir. Hayatta kalabilmek için ve gelişiyorsanız güçlü, aktif ve kurumsal olmalısınız. Olumsuzluğun ve nefretin gölgesinde kendinize yalan söylememelisiniz. Üstelik Avrupa Birliği'nin kuyruğunda olmamız demek, zamanın bizi geride bıraktığı anlamına geliyor ve biz olayları takip ediyoruz, dolayısıyla geride kalmaya devam ediyoruz. DPS'nin ve ülkenin siyasi elitlerini, 2024 yılının geleceğin tarihçileri tarafından siyasi düşünce ve siyasi eyleme yönelik yeni bir yaklaşımın başlangıcı olarak belirlenmesini diliyorum.